hafta sizinle üzerimde gördüğünüz bu gömlek kilitini yapımını paylaşıyorum. Daha öncesinde geçen yıl sanırım bir tane daha gömlek ceket dikmiştim. Onu kendi çıkarttığım gömlek kalıbını kullanarak yapmıştım. Açıklamalara koyacağım. İsterseniz ona da bir bakabilirsiniz. Bu sefer bir değişiklik yaptım ve sadece gömleğimi kullanarak, yani herhangi bir kalıpla uğraşmadan bu gömlek ceketi dikmeyi başardım. Yapımı çok kolay bir parça diyemem. Birazcık uğraştıran bir parça. Ama yaptıktan sonra da insanı gerçekten mutlu eden bu parça. Kullandığım kumaşı sağ olsun annem benim için almış ve parça olarak 15 liraya almış. İki parça kullandım, birazcık da arttı. Yani olsun olsun 45 liraya bir gömlek ceket elde etmiş oldum. Şu anda piyasada ne kadar satılıyorlar bilmiyorum ama her türlü kârda olduğumu hissedebiliyorum. Ben kendisini çok beğendim. Umuyorum sizin de hoşunuza gider. Şimdi nasıl yapıldığına geçebiliriz. Kumaşımı göstererek başlıyorum. Kumaşım aşırı derecede kalın. Yani bundan işte etek falan da yapılır. Hatta küçük bir şey artı yapmayı da düşünüyorum. Kaşe gibi de değil ama böyle yünlü gibi bayağı kalın bir kumaş. Şöyle gördüğünüz gibi kumaşı akordeon olacak şekilde 4 kat katladım ve alttaki katı birazcık fazla bıraktım. Orayla birazcık işimiz olacak. Oradaki fazlalık da yaklaşık olarak 8 santime denk geliyor. Burası bizim ön tarafta pata ayıracağımız kısım. O şekilde düşünebilirsiniz. Hem patlar birbirinin üstüne geldiği zaman sıkıntı olmasın diye, hem de içeriye kıvıracağım için böyle bir fazlalık verdim. Bütün gömleklerimde kullandığım şu kalıp gömleğimi getiriyorum. Bunu katlarken bu kolun altından hizalayıp katladım. Yukarı doğru da şöyle kolun ortası nereye denk geliyorsa orayı da belli edip omzu da ona göre hizaladım. Çünkü normalde gömleklerde olan o üstteki çıkıntılı kısmı yapmayacağım. Dümdüz bir şekilde çıkartacağım burayı. Bu ayarlamalardan sonra da gömleğimi bu içerideki kısa kalan katın olduğu kısma hizalıyorum ve öncelikle arka yakayı çizerek başlıyorum. Sonra işte bu kolun ortasına denk gelen, yani benim omzum olacak kısmında ortaya kadar işaretliyorum. Orayla sonradan ilgileneceğim. Orayı bırakıyorum ve ön yakamı yine birebir olacak şekilde işaretliyorum. Arkasından işte bu fazlalık bıraktığım parçaya bu sefer ön yakanın yakasına simetrik olacak gibi, dümdüz değil de yukarı doğru hafif böyle bir radüste çıkan bir çizgi çekiyorum. Ondan sonra gömleğimi hiç bozmadan birazcık geriye doğru çekiyorum ve omzu uzatıyorum. Hani ben omzu daha geniş bir şey olsun istediğim için böyle yaptım. Siz yine zevkinize göre burayı değiştirebilirsiniz. Bir de ne yapacağım? Kolumun oyuntusunu birazcık daha aşağıda istediğim için onu da aşağıdan alıyorum ve yan tarafı dümdüz çiziyorum. Ondan sonra işte bu kolun oyuntusunu çok fazla girinti olmayacak şekilde yukarıdan düz başlatıp aşağıya hafif bir rödüs olacak gibi çiziyorum. Bu iş benim çok kolayıma gidiyor ve artık çoğu şeyde bu şekilde kolu çıkartıyorum. Ondan sonra da birazcık gözükmemiş ama bu gömleğin etek kısmını hafif yine bir radüs verecek şekilde yandan kısa başlatıp ortaya doğru uzatarak çiziyorum. Burası yine sizin zevkinize kalmış. İsterseniz dümdüz indirebilirsiniz. Ve size referans olsun diye omzum ne kadarlık bir uzunluğa sahipmiş onu gösteriyorum. 15 santime denk geliyor burası. Omuzdan aşağıya kolun oyuntusunda 22 santime denk geliyormuş. Ben 38 beden bir insanım. Bedenimin genişliği 28 santim gibi bir şey geldi. Daha sonra da omuzda, kol oyuntusunda, yanlarda ve etek uçlarında pay vererek kesiyorum. Burada bakın yakalara güzel paylarımı vermişim. Fakat ben ne zaman yakada pay versem sıkıntı yaşıyorum. Burada unutmuşum, sonradan aklıma geldi. Yakaları sıfır olacak şekilde paysız kesiyorum. Diğer kısımlara payı veriyorum. Ve bu alttaki parçamız, paylı parçamız ön bedene denk gelecekti. Bunun üstüne, üstteki parçamı baz alarak bu ön yakayı çıkarttığım çizgiyi tekrardan çiziyorum. Sonra da burayı güzelce tıraşlıyorum. Burada da pay veriyorum. Fakat sonrasında buraları tıraşladım. Tekrar söyleyeyim. Ben yakalarda pay vermeden işimi hallediyorum. Ve bu patı nereden kıvıracağız? Onu da kendime bir kılavuz olsun diye şöyle iki parmak, ölçtüğüm zaman da 2 santime denk gelecek bir mesafe veriyorum ve oradan bir çıt atıyorum. Biz bu parçanın bu fazlalığını buradan kıvıracağız. Onu neden böyle 2 santim bir fazlalık verdi derseniz, bizim artık bir köprümüz olmadığı için, direkt yakayı birleştireceğimiz için bedene, iki pat üst üste geldiği zaman yakalar orada çakışmasın, düzgünce birbirine otursun diye böyle bir şey yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu ön beden parçasını da kattan kestiğim zaman
kalan 2 tane parça çıkartmış oluyorum. Sonra da geliyorum kol kesme işlerine. 4 kat kumaşım var yine gördüğünüz gibi. Arka beden parçamı getiriyorum ve bu beden parçamın omzuyla kumaşımın katı aynı hizada olacak şekilde bunları birbirine güzelce hizalıyorum. Burası önemli, yani bunlar aynı hizada olursa sonrasında sıkıntı yaşamazsınız. Onu söylemek istiyorum. Yoksa kolunuz biraz yukarı yukarı çıkık bir kol olur. Daha sonrasında fazla bir aksiyonum yok. Kolun oyuncusunu birebir olacak şekilde işaretliyorum. Kolun altına denk geldiğimde oraya birazcık daha fazlaca pay veriyorum. Çıkıntı yapıyorum. Ve kolumun uzunluğunu işaretliyorum. O da 42 santime denk geliyor. Buradan kolumu aşağıya doğru kısalacak gibi hafif bir verev çizgi vererek yine işaretliyorum. Ondan sonra da kolun altından aşağıdaki çizgiye bir yine verev çizgi çekiyorum. Burada kolun eteğinin ne kadar uzun olacağını, mezuro falan bunlar boş iş diyerek şöyle bileğimi koyarak bir ölçüyorum. Sonrasında da size referans olsun diye yine mezuromla ölçüp 15 santimlik bir şey çıkarttığımı gösteriyorum. Arkasından da sadece bu kolun eteğinin olduğu kısımda pay vererek kumaşımı güzelce kesiyorum. 4 kat kumaşım var. Kumaşım çok kalın. Burada resmen acı çektim. Bunu da söylemek istiyorum. Kol kesme işini bitirdikten sonra hem şu üst tarafa hem de alttaki kısma küçük küçük çıtlarımı atıyorum. Sonrasında birleştirme yaparken rahat edeceğim. Arkasından da geliyorum bu manşet kısmını çıkartmaya. Bunun için artan kumaşlarımdan bir tanesini bir ikiye katladım. Sonra da gördüğünüz gibi tekrardan katlayıp 4 kat haline getirdim. Gene mezuro falan yok. Bileğimi koyup ölçüyorum. Arkasından da bu parçanın da 27,5 santim civarı bir şey olduğunu size gösteriyorum. Sonrasında bu kenarlardaki fazlalıkları güzelce kesip bunu tıraşlıyorum. 4 kat demiştik, bu kısa katın olduğu kısımdan kesip 2 tane parça elde etmiş oluyorum. Sonra geliyorum yaka kısmına. Burada 2 tane parça çıkartmamız gerekiyor aslında ama ben tek tek çıkarttım. Hem kumaş kalın olduğu için birazcık tırstım. Hem de bu kalan küçük parçaları değerlendirmek istedim. Gördüğünüz gibi 2 kat olan kumaşıma gömleğimin katını 2'ye katlayıp güzelce tutturup katına bunu hizalıyorum. Ne yapıyorum ama yakayı değil de köprüyü hizalıyorum. Çünkü bedenle birleşecek olan kısım köprüye denk gelen kısım oluyor. Bunu birçok kez yaptım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bu konuda mutluyum ve gururluyum. Onu da söylemek istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi katı hizaladıktan sonra da bedenle birleşecek kısmı, alt kısmı birebir çiziyorum. Arkasından üst tarafta yakanın büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız. Ben 12 santim aldım. 13-14 santimden sonra sıkıntıya düşebilir tahminimce ama o kadar büyüklükte maksimum bir genişlik vererek bu işte alttaki kısımdan hizalayıp küçük küçük noktalar atıyorum. Ve yakanın uç kısmına geldiğim zaman da köprü normalde katın olduğu kısma doğru uzuyor ama ben bunun dışarı gelecekmiş gibi çiziyorum. Yine oranın uzunluğunu da 12 santim alıyorum. Burada arkayı kısa, yakanın ucunu uzun yapabilirsiniz. O da tatlı oluyor. Onu da denemişliğim var. Ondan sonrasında da işte bu üstteki küçük noktalarımı birleştiriyorum ve yakayı da çıkartmış oluyorum. Hadi geçmiş olsun. Sonra demiştim yakada pay vermiyorum diye. Yaka parçasının bedenle birleşecek olan kısmına pay vermedim. Orayı sıfıra sıfır kestim. Yakada yan dikişlerin olacağı kısma küçük bir dikiş payı verip diğer kısmı da olduğu gibi kestim. Yine başına sonuna bir çıt attım ki birleştirirken rahat edebileyim. Cebe geldik. Cebimde de bu parçayı gömleğimin üstüne biraz hizalayıp karar verdim. Sonuç olarak da uzunluğu 24 santim, genişliği de 18 santime denk gelen bir parça çıkarttım. Payları da düşünerek çıkarttım bu parçayı. Şöyle iki tarafımda küçük küçük payı var. Bir de üst tarafta 6 santimlik bir pay var. Çünkü yakayı şöyle gördüğünüz gibi katlayacağım ve bu şekilde bitireceğim. Bunun bir de yanlarında hafif verevlik olsun istediğim için yine bu iki kat kumaşı ikiye katlıyorum ve ortada küçük bir şey fazlalık olacak gibi yan tarafa doğru kısaltarak bir verev kesim yapıyorum. Bu kestiğim parçada mezuroyu hizaladığım zaman 20 santime denk geliyor. Cümleyi nasıl kuracağımı bilemedim ama anladınız bence. Bu kesme işlemlerinden sonra aldım elime ütüyü. Birazdan göreceğiniz ne kadar parça varsa hepsine çatır çatır ütü yaptım. Bunu bir söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de ön beden parçam. Ön bedenin ön yüzü bana bakarken
bu patın katlanacağı kısma çıt atmıştık ya, işte oradan onu bir katladım, oraya bir ütü yaptım. Ondan sonra bu patı sağlayacak kadar, yaklaşık bir 3 santim genişliğinde tela parçası kestim ve bu katın hizasına hizalayıp oraya yapıştırdım. Ondan sonra da bu telanın üstüne küçük bir şey, 1 santim kadar kapanacak gibi tekrardan kumaşı katlayıp oraya da bir ütü yaptım ve sonra dedim ki biye tatlı olur, biye yapayım. Bu patı şöyle kapatıp patın kenarının geldiği kısma işaret atıp bu işaretin üstünden gördüğünüz gibi biyemin katı bedenin yan tarafına bakacak şekilde yerleştirip üstünden bir dikiş attım. Bu dikişi de şöyle yaptım. Makinenin üstüne biye ile aynı renk, altına da kumaşımla aynı renkte bir iplik kullanarak yaptım. Onu da size gösteriyorum. Bakın içeride yeşil yeşil hiçbir iplik yok diye. Artık iki bedenimi birleştirme işlerine geçiyorum. İki bedenimin de ön yüzü birbirine bakarken bunları omuzlardan çakıştırıp düz dikişle geçiyorum. Sonra önden bir yaka parçamı hazır hale getirmek istiyorum. Bir tanesinin yine bu içte kalan yüzüne tela yapıştırdım. Ön tarafa da yine böyle kenarlardan kıyın kıyın gidecek şekilde gördüğünüz gibi biye parçamı geçtim. Burada biraz korktum açıkçası, sıkıntı çıkar mı diye, ama çıkmadı. Ama bayağı dikkatli diktim, onu söylemek istiyorum. Arkasından da bu iki yaka parçasının ön yüzleri birbirine bakarken bunları bu içeride biyeyi diktiğim dikişin üstünden gidecek gibi düz dikişle geçerek diktim. Bu sırada tabii ki yakanın bedenle birleşecek kısmına dikiş atmıyorum. Sonra da şu köşelerdeki üçgenlerimi bir temizledim. Kenarlara güzelce çıtlarımı attım ki döndürdüğünüz zaman sıkıntı yaşanmasın ve yakamı düzüne çevirdim. İşte burada çevirirken böyle kalbim güp güp atıyor, acaba o biyelerde bir sıkıntı olur mu diye, ama herhangi bir sıkıntı yoktu. Bu açıdan da mutluyum. Sonrasında kenarlara isterseniz bu aşamada bir süs dikişi atabilirsiniz. Ben dikiş atarım diye düşünmüştüm ama sonradan vazgeçtim. Yine de bedenle yakayı birleştirirken herhangi bir sıkıntı, kayma olmasın diye bu kenarlara bir iğnemi attım ve buraları tutturdum. Sonra beden parçamızda bu pat kısmını halledeceğiz. Gördüğünüz gibi ön taraftan dikişi atmıyorum. Pat parçasını terse gelecek şekilde katlayıp üst tarafta yakanın tam üstünden bunları birbirine güzelce hizalıyorum. Burada bakın o patına denk gelen kısmı hafif böyle simetrik olacak şekilde çizmiştik ya, orası biraz fazlaca oldu. Orayı tıraşlayacağım. Ve gördüğünüz gibi bu üstteki kısımdan bir düz dikiş atacağım ve burayı kapatacağım. Sonra bu parçayı düzüne çevireceğiz. Çevirmeden önce yine şu köşedeki üçgenlerimi kesiyorum. Ve yakayı birleştirirken rahatlık olsun diye bu biyenin denk geldiği kısmın hemen kenarından küçük bir çıt atıyorum ki yakayı birleştirirken herhangi bir cinnet geçirmeyeyim. Arkasından da içim rahat bir şekilde bu parçayı düzüne çeviriyorum. Ve üst tarafta dikiş dikerken bu parçanın fazlalıkları sıkıntı çıkartmasın diye oralara da küçük bir tıraşlama yapıyorum. Arkasından da zaten ütüyü yaptığım için cillop gibi parça kapanıyor. Burayı kapatıyorum ve kenarlara da size bakın kıvırıp ütü attım diye gösteriyorum. Gösterdiğim şekilde düz dikişi yapıp burayı temiz bir şekilde meydana çıkartıyorum. Sonra beden parçamı tersine çeviriyorum. Yakamın ortasıyla arka bedenimin ortasını çakıştırıyorum. Ve buradan ön tarafa doğru iki yakayı çakıştırarak tutturuyorum. Burada işte yaka mesela denk gelmeyebilir, ön tarafa fazla gelebilir. Öyle bir şey olursa da arka tarafta bedenin yakasını birazcık pile yapacak şekilde kısaltıp toparlayabilirsiniz. Daha öncesinde başıma gelmişti. Hatta onun videosunu da aşağıya koyayım. Herhangi bir sıkıntı olmaz, korkmayın. Gördüğünüz gibi yaka böyle tam bu patın başlangıcının olacağı yere kadar geliyor. Bana herhangi bir sıkıntı çıkartmadı. O açıdan da yine bir mutluyum yani. Ve bütün iğneleri attıktan sonra bu kenardan düz dikişle geçeceğim. Yakayla bedeni birleştireceğim. Sonra üst tarafı kapatacağız. Fakat kapatmadan önce yine yakamızı rahat ettirebilmek için bu üstteki dikiş artıklarının olduğu kısma küçük küçük çıtlar atıyorum. Ondan sonra da bu üstte açıkta kalan parçayı bir kere içeri kıvırıyorum ve dikiş artıklarını üstte kaldırıp orayı kapatacak şekilde yakamı buraya tutturuyorum. Bunu arka taraftan öne doğru tekrar edecek şekilde yapıyorum. Şu kenarda işte benim biyeler, onu hesap edememişim. Biraz pırtık pırtık durdu. Oraları, kenarları sonrasında elimle birazcık daha temiz hale getirdim. Hani biyemin bitiş
noktaları açıkta kaldı. Onu da o şekilde hallettim. Sonra geldim cep parçalarına. Dikiş için verdiğim payları yine böyle içeri doğru kıvırıp ütüyle bir ütüledim. Ondan sonra üst tarafı katlayacağım demiştim. Ön tarafa doğru bir katladım. Sonra tekrar içeri doğru katlayıp buralardan ütüyle geçtim. Ve onu da böyle dikildiğinde nasıl bir hal alacaksa o şekilde olacak gibi ortaya çıkarttım. Sonra tabii ki gene rahat durmadım ve cebin kenarlarına gördüğünüz şekilde bir yemi geçtim. Arkasından da gömleğimin üstünde zaten böyle giydiğim zaman cep nereye gelsin diye iğnelerimi atmıştım. Görüyorsunuz. Cebimi getiriyorum. Oraya hizalıyorum ve bu yan taraflardan minnacık bir dikişle geçerek cebimi bedenime birleştiriyorum. Sonra kolu birleştirmeye geliyorum. Bedenimin ön yüzü bana bakarken, kolumun da ön yüzü bana bakarken bir böyle ikisini yatırıyorum. Ondan sonra kolumu tersine çevirip kolun ortasıyla omuz çakışacak şekilde bunları bir güzelce iğneliyorum. Kolun altından iğnemi atıyorum ve kumaşımı araya yedirerek yine bütün kenar boyunca iğnelerimi atıyorum. Aynı şeyi kolun diğer tarafı için de yapıyorum. Ve bu kenardan düz dikişle geçip kolu da birleştirmiş oluyorum. Geliyorum yanları birleştirmeye. Ben yan tarafta gene yalancı manşet yapmaya karar verdim. Çünkü o kadar çok şeyle uğraştıktan sonra bir de manşetle uğraşmak istemedim açıkçası. Yan tarafı gördüğünüz gibi tersten bedeni katlayıp dikiyorum. Fakat kolun olduğu kısma şöyle bir 5-6 santim kadar bir pay veriyorum. Orayı dikmiyorum. Ve bu açıkta kalan kısmı iki kere içeri kıvırıp orayı da temizliyorum. Sonra size manşet parçalarımı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu manşetin yarısı kadar uzunlukta bir tela kestim. Gene manşeti ön yüzünden ikiye katlayıp bir ütüledim. Ve bu katın hizasından telamı yapıştırdım. Sonra iki ucunu da yine şöyle 1 santim dikiş payı olacak şekilde içeri kıvırıp buralardan da ütümü yaptım. Sonra yine bir parçamı bu kat yerine hizalayıp kat kısmı dışarıda kalacak gibi oradan bir dikip oraya da küçük bir süsümü yaptım. Bunun arkasından bu parçayı tersine çevirip tersi bana bakacak şekilde ikiye katlıyorum ve iki yanından düz dikişte geçip kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu hale geliyor. Sonrasında düzüne çevireceğim. Çevirmeden önce yine şu köşelerdeki üçgenlerimi kesiyorum ve güzelce düzüne çeviriyorum. Ve sıra geliyor kolumla birleştirmeye. Kolumun şu anda ters yüzü bana bakıyor. Kolumun ortasıyla bu manşet parçasının ortasını çakıştırıyorum ve buradan bir tutturuyorum. Ondan sonra kolum bu açık ucunun birini manşetin bir tarafına, diğerini de diğer tarafına güzelce tutturuyorum. Ve ortada kalan şu fazlalık parçayı da küçük bir pile oluşturacak şekilde katlayıp yine iğneyle tutturuyorum. Sonra bu verdiğim pile kolun diğer yarısında da simetrik olacak şekilde şöyle bir katlayıp yerine bakıp aynı şekilde ikinci diğer pileyi yapıyorum. Tabii diğer kolumu dikerken de burada verdiğim pilelerin yerini baz alarak yine aynı şekilde pileleri yapıyorum. Ve kenarlardan düz dikişle geçip bu parçayı da beden parçama birleştirmiş oluyorum. Böyle gördüğünüz gibi bir hali oluyor. Sonra kolumu düzüne çeviriyorum ki ön tarafı kapatabileyim. Çevirdiğim zaman işler artık çok kolay. Ütüyü de yaptığım için gene çatır çutur kumaşım kapanıyor. Gördüğünüz gibi bir şu biyeleri tabii içeri güzelce bir alıyorum. Ve dikiş artıklarının üstüne güzelce kapatıp iğneyle tutturuyorum. Hani biye olmasaydı da zaten bu dışarıdaki parçanın açıkta kalan ucunu içeri küçük bir şey kıvırıp o dikiş artıklarının üstüne kapatmış olacaktı. Burada tabii biyeden dolayı birazcık o gözükmemiş ama yaparken anlarsınız büyük ihtimal diye düşünüyorum. Son olarak da bu manşet parçasının tüm kenarlarından düz dikişle geçip burayı da temizce bitirmiş oluyorum. Beden parçamın eteklerine gördüğünüz gibi zaten ütümü yapmıştım. Ütü bu arada iyi olur. Benimki gibi böyle verevli bir etek yaparsanız, ütü yaparsanız çok rahat edersiniz. Potluk bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi etek ucunu iki kere içeri kıvıracağım ve buralardan düz dikişle geçeceğim. Sonrasında da artık hiçbir şey kalmadı. İliklerimi açıyorum, düğmelerimi dikiyorum ve gömleğimi tamamlamış oluyorum. Gömlek ceketimin son hali de işte böyle gördüğünüz gibi oldu. Şu kalan kumaşla etek yapmak en büyük planım şu anda. İsterseniz benim gibi biye kullanın, isterseniz kullanmayın. Ben yine şöyle bir farklılık olsun diye size onu da göstermiş oldum. İçine kazak giyerim, tava ısınır, askılı giyerim, her türlü kullanırım diye düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Destekçim olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere.